Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un transfer gelişmelerini değerlendireceğim. Biliyorsunuz ki Erzurumspor TFF 1. Ligi'nde ligi 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükseldi. 1. Hatayspor, 2. Erzurumspor'du ve playoff'tan da biliyorsunuz ki Karagümrük gelmişti. Bu 3 takım arasında baktığımız zaman da Hatayspor'da, Erzurumspor'da ve Karagümrük'te transfer döneminde çok ağır işliyorlar. Yani ağır gidiyorlar. Özellikle Erzurumspor son haftalarda biraz daha hareketlenmiş durumda. Onun dışında Hatayspor da aynı şekilde. Biz Erzurum'la devam edeceğiz tabii ki. Erzurumspor'u biliyorsunuz ki yeni Malatyaspor'dan Arturo Mina transferi oldu. Ayrıca bu hafta arasında Kaan Kanak ve ayrıca Ardias, Novi Kovas transferleri yapıldı. Onun dışında Koulibaly ismi geçiyor. Nantes'te oynayan forvet oyuncusu. Erzurumspor'la ilgili forvet bölgesine. Ama ben Koulibaly isminin bu konuda yetersiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü baktığın zaman da kariyerinde 153 maçta sadece 33 gol atan bir forvet oyuncusu. Onun dışında Novi Kovas'ı değerlendireceğim. Novi Kovas benim Polonya Ligi'nden bildiğim, takip ettiğim bir oyuncu. Legia Varşova'da oynuyordu en son olarak. Ondan önce zaten Jagiellonia'da oynuyordu. Oradan 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle Legia Varşova'ya transfer oldu oyuncu. Sol tarafta oynayabiliyor. Yani sol açıkta oynayabilen bir oyuncu. Yere geldiği zaman da orta sahanın ortasında yani sağ kanatında da forma şansı bulabilecek bir oyuncu. O yüzden Erzurumspor bence nokta bir transfere imza attı diye düşünüyorum. Onun dışında zaten Erzurumspor'un kadrosuna baktığımız zaman da gerçekten takviye fazlasıyla lazım. Özellikle forvet hattına ben iki tane transfer olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Ömer Şişman'ın olduğu takımdan ayrıldı. Alanyaspor'la imzaladı. Bu yüzden kesinlikle Erzurumspor'un forvet hattına en az 2-3 tane takviye yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani 2 tane yabancı forvet, bir tane de yerli forvet transferi olabilir diye düşünüyorum ki Oltan Karakullukçu da bana göre Erzurumspor için, daha doğrusu Süper Lig için yetersiz kalıyor. Ben Novi Kovas'ı biraz daha değerlendirmek istiyorum. Novi Kovas biliyorsunuz Vilnius'un altyapısından yetişti. Vilnius'tan sonra yani Litvanya Ligi'nde Vilnius'tan sonra İskoçya Ligi'ne geçti. İskoçya Ligi'nde Hearts'ta başladı biliyorsunuz. Hearts'ta oynadıktan sonra zaten St. Johnstone'a geçti. Ondan sonra Polonya Ligi serüvene başladı Novi Kovas'ın ve Legia Varşova ile gerçekten iyi performanslar gösterdi. Gerçi Legia Varşova'dan önce de Almanya Liglerinde oynadı, Bochum'da oynadı, AÜ'de oynadı ama daha çok Polonya Ligi'nde kendisini gösteren bir oyuncu oldu. Onun dışında Hüseyin Üneş'in yapmış olduğu açıklamalar var Erzurumspor'da. Hüseyin Üneş takımımıza gerekli takviyeleri yapacağını söylüyor. Taraftarlarımız sakin olsunlar, rahat olsunlar diyorlar. Ama Erzurumspor taraftarı geçen seneki Süper Lig'de yani 2018-2019 sezonunda yaşamış oldukları travmayı bildikleri için şu anda taraftar da acele etmekte gerçekten haklı. Özellikle zaten Erzurumspor'un o sene yapmış olduğu transferlere baktığımız zaman da işte Munsiler, Opsetler, Leonard Teyeler gerçekten Erzurumspor'un küme düşme yolunda katkısı olan oyunculardı ve çok yetersiz oyunculardı. Bu yüzden taraftarlar da haklı olarak hani bu sene daha elle tutulur transferler, daha elle tutulur oyuncular bekliyorlar. O yüzden Erzurumspor'un daha doğrusu taraftarların ben buradaki tepkisini ve acele etme durumunu anlayabiliyorum ki onlar da haklılar. Çünkü ligin başlamasına şurada tam 22 günlük bir zaman kaldı. Yani oyuncular ne zaman gelecek, ne zaman takımla kaynaşacak, işte hazırlık maçlarına çıkacak gerçekten bir soru işareti. Arturo Mina transferi de zaten gerçekten nokta bir transfer oldu. Öncesinde Hatayspor'la imzalandı. Daha doğrusu anlaşıldığı söylenmişti ama Erzurumspor Hatayspor'un da anlaşamamasından dolayı Arturo Mina'yı renklerine kattı ve Erzurumspor'un gerçekten iyi bir stopere kavuşmasını sağladı. Onun dışında Erzurumspor'da kesinlikle öncelikle dediğim gibi yine forvet hattına, orta sahaya, ön libero'ya ve yani olursa da sol beke de bir tane yabancı oyuncu transferi kesinlikle yapılması gerekiyor. Zaten yaklaşık 2 hafta önce Ferhat Özsorun'la anlaşıldığı söylenmişti ama Ferhat Özsorun'la anlaşılmadı. Bence bu zaten iyi oldu Erzurumspor için. Çünkü Erzurumspor'un çok daha iyi oyunculara ihtiyacı var. Özellikle sol bek için de yine söylüyorum oraya bir yabancı oyuncu şart. Onun dışında Metehan'la beraber programlarımızda zaten sürekli konuşuyoruz. Erzurumspor eğer 2018-2019 sezonundaki hatalarını yaparsa tekrardan küme düşmenin bir numaralı adaylarından birisi olur ki şu andaki gidişat da Erzurumspor'un sıkıntılı olacağını gösteriyor. Çünkü yönetim gerçekten geç kaldı. Ağır hareket ediyor ve nasıl oyuncular gideceği muamma şu anda.
Novi Kovac transferi gerçekten iyi oldu. Novi Kovac'ın ben çok fazla bir şekilde katkı vereceğini düşünüyorum. Onun dışında Erzurumspor'la ilgili biliyorsunuz Konstantin Budescu ismi de geçmişti. Zaten bu oyuncu da gelirse süper bir oyuncu. Eğer böyle transferlere zaten Erzurumspor yönetimi giderse Erzurumspor sıkıntı yaşamaz ama bir an önce bu böyle oyunculara gidip bu transferleri gerçekleştirmesi gerekiyor Erzurumspor yönetiminin. Çünkü gerçekten süre daralmış durumda. Bir de baktığımız zaman da yeni sezonda gerçekten yani iyi kadro kuran takımlar bir tık daha öne çıkacak. Çünkü takımların gerçekten durumları işler acısı mali anlamda. Özellikle yıllarca Süper Lig'de olan takımlardan bahsediyorum. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray. Ya bu takımların gerçekten ciddi anlamda sıkıntısı var. Yani Anadolu kulüplerinin aslında şu önümüzdeki 5 senede gerçekten ellerinde büyük bir şans var. Yani iyi bir yapılanma, iyi bir transfer politikasıyla bir anda şampiyonluğu alabilirler ki bunu zaten Başakşehir'de gördük. Başakşehir'de istikrarlı bir şekilde yaklaşık 4-5 sezon gitti ve sonunda 2019-2020 sezonunda şampiyon oldu. O yüzden Erzurumspor'un da artık 2018-2019 sezonundaki hataları yapmaması gerekiyor. Bu sene çok farklı bir Erzurumspor olması lazım. Geçen sene de yani TFF 1. Ligi'nde 2. sırada tamamlayıp çıktığı senede bile Erzurumspor'un kadrosu belki evet iyi değil kombin anlamında ama hem kulübe anlamında hem de hoca tercihleri anlamında büyük yanlışlar yapıldığı için Erzurumspor sezon boyunca sıkıntı yaşadı ve Adana Demirspor'un Altay'ı yenememesi sebebiyle ikinci sırayı aldı. Yani Erzurumspor orada biraz da rakibinin puan kaybetmesiyle ikinci sırayı aldı. O yüzden Erzurumspor'un artık hataya tahammülü yok. Daha doğrusu yönetimin hataya tahammülü yok. Taraftar da zaten yönetime bu konuda baskı yapıyor. Hani artık iyi transferler yapmamız gerekiyor. Takımın sıkıntı yaşamaması gerekiyor ve Süper Lig'de kalıcı olması gerekiyor. Zaten bizler de her zaman camia kulüplerin, işte taraftarı fazla olan kulüplerin, takımına destek veren taraftarların, takımlarının Süper Lig'de olması gerektiğini ve olmasını da istediğimiz takımlar oluyor her zaman. Böyle takımlar ligimize renk katıyor. Metehan'la beraber zaten programlarda hep şunu söylüyoruz. Yani semt takımları tamam başarılı oluyorlar belki iyi yapılanıyorlar ama taraftarı olmadığı zaman da o takımların gerçekten bir cazibesi kalmıyor. Bizim camia kulüplerin işte bunu örnek alması lazım. Yani kulüp nasıl yönetilir? Onun dışında nasıl yapılanma yapılır? Transfer sezonunda nasıl hareket edilmesi gerekiyor? Bunları gerçekten örnek alması gerekiyor. Erzurumspor'un ben yeni haftadan itibaren özellikle 24 Ağustos'tan itibaren daha da hareketleneceğini düşünüyorum. Çünkü süre daralıyor. Hüsnü Güneş de bununla ilgili zaten açıklama yaptı. Hani takımın transferleri tamamlayacağını, taraftarın endişe etmemesi gerektiğini söyledi ama ben Erzurumspor'un yani gerçekten ne kadar iyi transfer yapabileceği konusunda şu anda şüphedeyim. Yani şüpheli bakıyorum. Çünkü gerçekten ağır gidiyorlar. Hatayspor da ağır gidiyor. Yeni çıkan takımlarımız maalesef öyle. Karagümrük de zaten daha da kötü durumda. Sadece bir kaleci transferi oldu. O yüzden takımlarımızın biraz daha hızlanması gerekiyor. Emrah Bassan da takımda kaldı ayrıca Erzurumspor'da. Bunun da bilgisini verelim. Obertan da kaldı takımda. Onun dışında İbrahim Seyiç biliyorsunuz Konyaspor'a gitmişti. Şu anda Erzurumspor'a herhangi bir kaleci gelmedi. İsimler geçiyor. Kalinç ismi geçmişti. Onun dışında farklı isimler de geçiyor ama şu anda bir kaleci transferi de olmadı. Erzurumspor'un zaten şu anda başlı sorunları forvet hattı, sol bek ve kaleci. Kesinlikle bu noktaları acilen bu hafta içerisinde transferleri gerçekleştirmesi gerekiyor. Çünkü Erzurumspor zaten 2018-2019 sezonunda Süper Lig'de forvet sıkıntısından dolayı kümeye düştü. Onun dışında ve bu sene de yine forvet sıkıntısıyla başlıyorlar. Ardından bu sefer kaleci sıkıntısı da eklendi. Çünkü Seyiç gitti takımdan. Bir de ciddi anlamda sol bek sıkıntısı var. Yani ben şu anki mevcut oyuncularla sol bekte Erzurumspor'un sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Oraya bir tane yabancı oyuncu, bir tane de alabilirse tabii ki yerli oyuncu diyeceğim ama yerli oyuncu konusunda zaten ülkemizde ciddi bir sıkıntı var. O yüzden kesinlikle zaten birinci oyuncu olarak yabancı oyuncu olması gerektiğini söylüyorum. Onun dışında Erzurumspor'un Jasmincuk takımdan gönderilmesi gerçekten büyük bir hataydı. Yani Jasmincuk takımına gerçekten çok fazla puanlar kazandırdı bu sezon TFF 1. Ligi'nde. Özellikle Balıkesir maçında attığı gol, onun dışında Bursaspor maçında göstermiş olduğu performans gerçekten takımı zaten en iyi 4 yabancı oyuncusuna birisi olduğunu hep söyledik. Sissoko, Seic, Jasmincuk ve ayrıca Hamrun'du. Bunlar takımın ön plana çıkan oyuncularıydı ve bunun gitmesi gerçekten kötü oldu. Erzurumspor'un oraya da bir tane transfer yapması gerektiğini düşünüyorum 6 numaraya. Onun dışında Obertan konusunda ben
düşüncelerimi hep söylemiştim. Yani Obertan şu anda kafa olarak ve oyun olarak Süper Lig'e bana göre yetersiz kalıyor. Ki TFF 1. Lig'inde bile birçok maçta takımına bir şey katamayan bir oyuncuydu. Jugurta Hamrunsa takımda kaldı. Bu hamle gerçekten iyi oldu. Ben Hamrun'un zaten hani Süper Lig kalitesinde olduğunu hep söyledim. Takıma geldiği zaman da söylemiştim. Taraftarlar biraz Hamrun'a sürümcemede bakıyorlardı. Biraz kuşkulu bakıyorlardı ama onlar da Hamrun'un ne kadar kaliteli ve takıma ne kadar çok katkı verdiklerini gördüler. Onlar da zaten takımda kalmasından dolayı memnunlar. Erzurumspor'un biz ligde kalıcı olması gerektiğini düşünüyoruz. Yani daha doğrusu şöyle. Ligde kalmasını ve kalıcı olmasını istiyoruz. Çünkü taraftarı olan kulüpler, taraftar desteği o fazla olan kulüpler her zaman ligimize renk katıyor ve özellikle futbol konuştuğumuz zaman da yani karşılık alabiliyoruz. Mesela bir semt takımını örnek vereceğim şimdi. Tuzlaspor'u örnek vereceğim. Karagümrük'ü ben burada biraz ayırıyorum. Karagümrük'ün bir geçmişi var ve bir taraftar kitlesi var ama işte Başakşehir gibi, Tuzlaspor gibi takımlara baktığımız zaman da yani elle sayılır taraftarlar var. Taraftar kitlesi var. Yani bunlar gerçekten Türk futbolumuza zarar vermiyorlar kesinlikle onu söyleyeyim ama katkı anlamında da gerçekten çok fazla bir katkıları olmuyor. O net bir şekilde belli. O yüzden her zaman camia kulüplerin üst taraflarda olması gerektiğini düşünüyoruz. Erzurumspor'da, Erzurum şehri de bunu hareket ediyor. O yüzden yönetim de inşallah bir an önce elini çabuk tutar ve transferler konusunda Erzurumspor'a katkı sağlayacak oyuncuları kadroya katar. Ben buradan bütün Erzurumspor taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Metehan'la beraber teşekkür ediyoruz ayrıca. Bugün ben tek olarak çektim videoyu ama programlarımız aynı şekilde zaten devam edecek. Ki zaten transferlerin sonuna doğru liglerin başlamasına yakın çok net ve detaylı bir şekilde programlarımız yapılacak. Onun için ben buradan tekrardan Erzurumspor taraftarına teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi seyirler.